dönemli çalışmamızla, başından itibaren de aldığımız kararlarla, ilk yılımızdan itibaren Contemporary İstanbul'u bütün dünyadaki diğer fuarlardan farklılaştırmak ve burada sunulan sanatın da bütün dünyadaki sanat fuarlarından farklı olmasını öngördük. Bunun için en kuvvetli tarafımız Türk çağdaş sanatıydı, İstanbullu olmamızdı. Bunun yanına bütün bölgenin çağdaş sanatını da içine alaraktan bir kısmen, bunun dengesi çok önemli, kısmen bu bölgenin sanatı, Türkiye'nin de içinde olduğu ve kısmen de bütün dünyadan, global dünyadan çağdaş sanatı içinde olduğu bir fuar. Yani dünyadaki yeniliklerle, dünyadaki galerilerle Türk galerilerinin birleşmesi, evlenmesi, işbirliği yapması, sanatçılarla galerilerin tanışması ve İstanbul bir platform. Bu platformu uluslararası anlamda büyüterekten bu noktaya getirdik. Bu sene 65 yurt dışından galeri geldi, 24 değişik ülkeden. Bunların 23'ü yeni geldi. 10. yıl, 10 yıl önemli. Fakat çok şey değişti Türkiye'de. 10 yıl önceyle bugün arasında baktığınız zaman artık yavaş yavaş değil, bir çağdaş sanat pazarının varlığından sonucu söz etmek mümkün. Artık İstanbul'un dünyadaki konumunun farklı olduğunu söylemek mümkün. İstanbul'un geleceğinin çok daha iyi olacağını söylemek mümkün. Ve İstanbul'u geleceğin sanat destinasyonu, sanat şehri olarak konumlandırıp bunu da öyle olduğunu artık dünyaya anons etmenin zamanı geldi. Daha birçok yapılması gereken iş var. Ama 10. yıla ve ilk 10 yıla baktığım zaman ben memnunum, mutluyum ve diyorum ki kendi kendime iyi bir iş yaptık. Ama 10 yıl geride kaldı. Şimdi ikinci 10 yılı nasıl yapacağız biz? Aslında yeni bir sorumluluk başladı, yeni bir görev başladı. Yeni hedefler koyacağız. Koyduk. Bu 2016 daha da iyi olacak. Ve Contemporary İstanbul her sene izleyicilerini şaşırtan, heyecanlandıran böyle bir sevinç ve buluşma noktası olarak da hayatına devam edecek. Aslında çok uzun bir süre, fakat bir açıdan da bakarsanız çok kısa bir zaman. 10 yıl önce Türkiye'de bugün karşı karşıya kaldığımız bu alanda hiçbir şey yoktu. Yani bir sanat piyasası yoktu, galeri sayısı çok azdı. Fakat aradan geçen sürede özellikle iki nedenden ötürü bu gelişme sağlandı. Bunlardan birisi genel olarak Türkiye'nin son 10 yılda sağladığı ivmedir. Yani kişi başına düşen gelirin artması, İstanbul'un bir uluslararası merkez olması, Türk Hava Yolları'nın dünyanın birçok yerine açılması, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyayı daha etkin bir biçimde kullanması bizim ister istemez uluslararası dünya ile her düzeyde ilişki kurmamıza yol açtı. Sanat alanına bunu taşıdığınız zaman olan gerçekten budur. Bugün uluslararası sanat piyasasıyla doğrudan doğruya etkileşim içinde olan bir sanat piyasamız var. Bugün Contemporary İstanbul Sanat Fuarı çok geniş bir bölgenin fuarı olarak ortaya çıkıyor. Yani Balkanlar, Avrupa zaten var. Balkanlar, Orta Doğu, Rusya Federasyonu coğrafyası ve Uzak Doğu bugün bu fuarda temsil ediliyor. 63 yabancı galeri var. Bunların 21'i ilk defa bu sene geldi. Yani İstanbul hala çok canlı, çok çekici, çok üretken bir merkez. Bu önemli. İkincisi, kabul edelim ki bu coğrafya çok çileli bir coğrafya. Savaşlar, kavgalar, bölünmeler var. Bu farklı kültürlerin bütün farklılıklarıyla çoğulcu, çok renkli, çok dilli, çok kültürlü ve uzlaşmacı ve barış içinde bir topluluk olarak yer aldığı yer gene Contemporary İstanbul. Bir kere bunlar onun iç ve dış, ne diyelim, objektif boyutları. Daha sübjektif boyutlarına baktığımız zaman bugün burada çok yeni, çok canlı, çok diri bir sanat var. Çok risk alan bir fuar burası. Yenilikçi olmasının getirdiği bütün enerji ve tansiyonu içinde barındırıyor. Zannediyorum burada sergileyen Türkiye galerileri de, burada sergileyen yabancı galeriler de birbirlerinden etkilenerek ve Türkiye'de yeni bir kültürel, sanatsal, çağdaş sanat oluşumu başladığını görerek bu fuardan ayrılacaklar.